tamamen hukuksuz bir soruşturma açıkçası. Çünkü bu soruşturmalarla özgür basının haber yapma ve bu haberi yaymanın önü kesiliyor. Hakkari'de yaşanan fuhuş çetesi, uyuşturucu çetelerine dönük yapılan bir haberden kaynaklı basındaki arkadaşımız ifadeye çağrıldı. Söz konusu şu zamana kadar aslında özgür basına karşı yaptıkları haberler dolayısıyla bir sürü soruşturma açıldı. Bu soruşturmalar dava aşamasına geldi. Bu şekilde özgür basının aslında toplumda, şehirde yaşanan tüm hukuksuzlukları, tüm yanlışları ortaya çıkarmak olan görevlerinin önüne ket vurma ve bunun da dava aşamasıyla, soruşturmalarla, gözaltılarla, tutuklamalarla önünü kesmek olduğunu biz çok fazla gördük. Van'a geldiğim sırada yine emniyet tarafından, Hakkari Emniyeti tarafından aranarak ifadeye çağrıldım. Fakat adresim burada olduğu için ve burada çalıştığım için ifadeyi burada vermek istedim. Halkı yanıltıcı bilgi yaymakla hakkımda soruşturma açılmış. Ben Colemêrg'de yaşanan büyük bir hak ihlalini aslında dile getirdim. Bütün halkın görmesi gerektiğini düşündüğüm bir haberi ortaya çıkardım. Bu haberlerin üstü kapatılmak isteniyor aslında. Özgür basının sesini kıstırılmaya çalışılıyor. Bizler nerede olursak olalım, özgür basın nerede olursa olsun, gerek uyuşturucu, fuhuş, ne tür haberler yürütülüyorsa yürütülsün, bizler özgür basın emekçileri olarak bunlara yol vermeyeceğiz. Bugün burada bir daha belirtmek istiyorum. Yapılan baskılar, gözaltılar, tutuklamalar bizim haber yapma hakkımızı engel olamazlar. Halka haber verme hakkımızı da engelleyemezler. Özgür basın susturulamaz. Basın bir hakikattir, basın bir cesaret işidir aynı zamanda ve biz hakikatten aldığımız cesaretle kalemlerimizi özgür kılarak, irademizi ve zihnimizi özgür kılarak haberler yapmaya devam ettik ve bu süreçten sonra da devam edeceğiz. Burada yargılanan basın değil, burada yargılanmaya çalışılan hakikatin ta kendisidir. Hakikatin kamuoyuna ulaştırılmasının engellenmesidir esas olarak burada yargılanmak istenen. Rabia burada gazeteciliğin emsalidir. Rabia yaptığı haberle Colemêrg'de uyuşturucu ve fuhuş çetesini açığa çıkardı. Ancak sadece bununla kalmadı. Rabia yaptığı haberle aynı zamanda işin içerisinde Hakkari Emniyetinden savcısına kadar AKP'li, MHP'li, yine korucuların da içinde olduğu bir uyuşturucu fuhuş çetesini teşhir etti aynı zamanda. Yani bizzat devletin faili olduğu ya da devletin göz yumduğu bir şekilde suçu, failleri sorgulamak, yargılamak yerine failleri aklamaya çalışılan bir noktada bugün esas failler, bu haberin ana failleri dışarıdayken ve ifadeye çağrılmazken, haklarında soruşturma dahi başlatılmazken arkadaşımız hakkında halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Biz bunun halka yanıltıcı bilgiyi değil, halka hakikati yayma olduğunu biliyoruz.